Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi elimde iki tane Holo 5 modeli var. Bugün bunların tanıtımlarını yapacağım. Yani ikisini birbiriyle karşılaştıracağım. Normalde Holo, Mikrotek Holo modelleri çok fazla koleksiyonerlerin istediği ama çok da zor bulunduğu modeller. Yani sağ tarafta görmüş olduğunuz model. Soldaki de Instagram sayfalarında çok fazla bulunan bir model. Çok fazla sorular geliyor. İşte ikisi birbiriyle çok yakın modeller mi? Yani ikisi de çok birbirine yakın mı kalite olarak? Hani bunları karşılaştıracağız. Çok güzel de bir video olacağını düşünüyorum. Çoğu kişinin ilgisini çekecektir. Hele ki bu tarz modelleri arayanların. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar, fazla uzatmadan. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu videonun altına bu yorumlardan geleceğini düşünmüyorum. Ama arkadaşlar şöyle tripodu da düzeltelim. Son zamanlarda kitlemiz büyüdükçe çok fazla hediye isteyenler artmaya başladı. Arkadaşlar lütfen hediye istemeyin. Yani yorumlarda çok fazla hediye geliyor. Yani hediye geliyor dediğim hediye isteyenler geliyor. Mesela 5 tane yorum geliyorsa 2 tanesi bana hediye gönderir misin? Ya bu artık gerçekten çok boyutunu aşmaya başladı yani arkadaşlar. Gerçekten beni rahatsız etmeye başladı. Yani lütfen bu konuda bana daha fazla zorluk çıkarmayın. Instagram'dan güzelce tatlı dille hediye veremeyeceğimi söylediğim halde hala lütfen lütfen diyenler oluyor. İşte bana bu kelebeği verir misin, bana bu çakıyı verir misin? Arkadaşlar lütfen istemeyin. Hani sadece tek bir bıçakla da kalmıyor. Bazıları 4-5 tane bile isteyebiliyor. Hani gerçekten yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama hani bu çok yanlış bir şey yaptınız. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen hediye de vermeyeceğim kimseye. Çünkü koleksiyonumdan hiçbir ürünü çıkarmam. Kendi emeğimle alıp kendi emeğimle koleksiyonuma koyduğum veya sattığım ürünleri asla ve asla kimseye hediye etmeyeceğim. Bunu en başta söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar önce ikisinin de bir dış görünüşlerinden başlayalım. Normalde bu ürünün de kutusu var ama bu Avrupa'dan gelen bir model olduğu için, yani Çin'den gelmiyor. Çin'den gelmediği için, bu arada Çin'den de geliyor ama yani yanlış anlamayın. Avrupa'dan gelen bir model olduğu için kutusu da var bunun normalde. Buna benzer bir kutusu var. Yine aynı şekilde kapaklı şekilde açılan. Kutusundan çıkaralım arkadaşlar bu modelleri ilk önce. Kutusunu zaten çok fazla tanıtmaya gerek yok yani biliyorsunuz. Şöyle kutu içeriğinden de ne çıkıyor onu da göstereceğim. Kılıf, bıçak kendisi çıkıyor. İki tane burada nemlendiricilerimiz var. Bir tane de kullanma kılavuzu. Hemen bu kutuyu yerine koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da kılıfı da çıkaralım. Şöyle. Şu şekilde bıçaklarımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar çok ayrıntılı bir tanıtım yapacağım. Şimdi onu en başta söyleyeyim. Video sizi eminim ki siz yani videoyu çok beğeneceksiniz. Videoda çok uzun süre kalacaksınız. Şimdi bir tanesi arkadaşlar piyasada 1500 TL civarında ortalama yani 1500-1400 TL civarında olan bir model. Bir tanesi de arkadaşlar şu an piyasada 450 ile 420 TL arasında olan bir model. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Hani ben de bu modeli kendi Instagram sayfamda satıyorum. Hani yalandan övmeyeceğim ürünleri veya yalandan batırmayacağım. Tamamen kendi görüşlerim olacak hepsi. Şimdi normalde arkadaşlar bu üründe kullanma kılavuzu var. Yani sadece ürüne has değil, ürünlerinin bu markanın ürünlerinden bahsediyor. Markanın kuruluşundan vesaire her şeyinden bahsediyor. Yani ne ararsanız var. Kullanma kılavuzunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Şu şekilde bir kapatalım. Koyalım bunu. Önce arkadaşlar bu bıçağın kılıfına gelelim. Şimdi bez bir kılıfı var. Şu şekilde. Kumaş, bez, karışık. Şöyle çok uzun bir şekilde cırt cırtı var. Sağlam. Burada da kemere takmak için klips bulunmakta kılıfın. Burada da bir tane klips var yine şu şekilde.
Çok fazla kullanışlı olmayan ama işinizi görebilecek. Burada dandirikten bir mikrotek yazısı koyulmuş. Şu şekilde odaklasın. Bu şekilde yapılmış. Şimdi bu kılıfa da gelelim. Arkadaşlar bu kılıfta zaten Mikrotek Halo 5 modeliyle Halo 6 modeliyle aynı kılıfta Kydex kılıf diye geçiyor. Piyasada çok pahalı olan bir model ve model diyorum pardon kılıf ve bulunması çok da zor olan bir kılıf. Şimdi burası dönüyor bu kılıfı yani çevirebiliyorsunuz ama buradaki vidaları oynatmanız gerekiyor. Bu şekilde kemerinize takabiliyorsunuz bu ürünü. Burada da kilidi falan mevcut. Kydex kılıf çok sert, güzel bir kılıf. İçeride kilit mekanizması var. Bıçağı çok güzel bir şekilde tutuyor. Siz elinizle çektiğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz sadece. Onun dışında sallandığında veya şöyle oynattığınızda çıkmıyor ürün. Şimdi bıçaklara gelebiliriz. Yani yanında gelenlere baktığımız zaman arkadaşlar zaten bu hani 10-15 TL'ye üretilmiş maliyette 10-15 TL'ye üretilmiş bir şey. Yani çok kolay bulabileceğiniz bir kılıf. Bu da arkadaşlar çok yüksek fiyatlara bulabileceğiniz. Hatta mesela diyelim bu üründen aldınız. Satmak istiyorsunuz ama kılıfını kaybettiniz. Çok düşük fiyatlara satmanız gerekiyor. Çünkü yanında kılıfı yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bıçaklarımıza gelelim arkadaşlar. Şunları şu şekilde koyalım. Tripodu da yakınlaştıralım hemen. Şöyle birazcık yakın olsun. Odaklaması açısından. Bıçaklar arkadaşlar ikisi de alüminyumdan. Bir tanesi daha sert bir yüzeyi var. Bir tanesi de biraz daha kadifemsi bir yüzeyi var. Burada logosu mevcut görmüş olduğunuz gibi. Vidaların farkları var. Vidalarda ne fark var? Bu vidaları mesela Türkiye'de herhangi bir nalburdan bulabilirsiniz. Yani çok kolay bulunması, çok kolay vidalar. Ama arkadaşlar bu vidaları Türkiye'de çok zor bulursunuz. Gerçekten çok zor bulursunuz bu görmüş olduğunuz vidaları. Yani pahalı olan üründeki vidaları. Ancak Amerika veya Çin'deki sitelerden alıp getirtebilirsiniz. O da tabii pahalı tutar. Onun değerelim. Arkasına baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir şey yok. Tamamen düz halo modelleri. Yani ikisi de aynı benzerlikte. Bıçakların arkadaşlar dokunuşlarına gelmek istiyorum. Şimdi ikisini de elime aldığım zaman bu bir tık daha ağır. Onu söyleyeyim. Ağır olması güzel. Yani ben ağır bıçakları seviyorum açıkçası. Ama tabii buna da kötü denilmez. Sonuçta bu çok daha pahalı ve çok daha üstün kaliteli bir bıçak. Ama ağır olması güzel. Yani bu avantajı bu var. Şöyle bir odaklayalım. Evet. Bıçağın arkadaşlar kadifemsi bir dokusu var. Yani gerçekten insanın böyle bıçağa dokunası geliyor ve normal güneş ışığında yani açık bir ışıkta parmak iziniz biraz belli oluyor bu bıçakta. Bunda yani. Parmak izi tutan bir bu bıçak. İkisi de arkadaşlar şu şekilde aşağıdaki çentikten çektiğimiz zaman şöyle bir çıkaralım. Evet. Bu tamamen çakma olan bıçağın herhangi bir yazısı yok. Bu arada şunu değinmek istiyorum. Bu birinci kalite Mikrotek replika. Birinci kalite replika oluyor. Bu da arkadaşlar üçüncü kalite veya işte tamamen çakma bir klon diyebiliriz. Bilginiz olsun. O aradaki farka dikkat edin. Bunda herhangi bir yazı yok. Arkasında da herhangi bir yazı zaten yok. Buna baktığımız zaman burada Mikrotek'in logosu bulunmakta. Burada da patent işte Halo 5 yazısı da bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi. Kapatabiliriz buraları. Şunu da söylemek istiyorum. Mesela bu bıçağın arkadaşlar odaklasın. Burasını açmak istediğiniz zaman bakın kilit olduğu için açılmıyor. Sadece şuraya, şuraları sıkıp açmanız gerekiyor. Onun dışında bunda herhangi bir kilit sistemi yok. Bakın çok hafif şekilde tutuyorum. Şu şekilde açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Açılış seslerine baktığımız zaman da
Bir de bununkine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sesler de bu şekilde. Bıçakların namlularına gelelim. Bu arada kalitelerinden de en son bahsedeceğim kendi yorumlarımdan. Çok fazla video içinde bahsetmemeye çalışıyorum. Evet, ikisini birlikte açtık. Şu şekilde koyalım. Evet. Görünüşte arkadaşlar bu bıçağın çok daha güzel olduğunu görüyoruz zaten. Gerek logosu, gerek de namlusundan dolayı çok daha güzel bir bıçak. Şimdi X'in de yazısına baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle elimize yine alalım. İkisinin de arkadaşlar yazısına baktığımız zaman bunun tabii ki birinci kalite replika dediğimiz modelin yani pahalı olan modelin tabii ki de renk ve pikselleri çok daha güzel, çok daha kaliteli. Yine bu Elmax çelik de replika. Ama bu yani sadece paslanmaz çelik. Yani bunun herhangi bir Elmax çeliği falan yok. Onu da söylemek istiyorum. Çeliklerine tekrardan gelecek olursak eğer ki bu bıçağın burada yani sevmediğim bir dokusu var. Yani dokusu demeyeyim, sevmediğim bir görüntüsü var. Yani şu şekilde ayrıntılı baktığınızda anlayacaksınız benim ne demek istediğim. Şu çizgileri görüyorsunuz. Yani çelikteki renk genellikle ucuz bıçaklarda da oluyor. Ama buna da yapılmış. Yani ben bu görüntüyü sevmiyorum açıkçası. Ve siyah olmasından da açıkçası nefret ediyorum. Ya bu şekilde sade olması çok daha güzel olmuş. Mesela buna renk seçeneği koyulabilirdi ama koyulmamış. Sadece bu renkte var. Yine aynı şekilde buradaki görseller ve buradaki çizgi yani kan oluğu yine aynı şekilde var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun biraz daha şu şekilde yukarı doğru çıkmış namlusu. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir logo yok. Yani burada yazılar var sadece. Yazılar aynı. Tabii ki de birbirinden kesinlikle ayrıştırılabilir bu modeller. Yani kesinlikle hiç kimse acaba hani şey kafasında almasın bu ürünü mesela. Bunu hiç kimse şey kafasında almasın demesin ya işte orijinaline çok benziyor falan filan diye almayın. Sadece bu mekanizmada beğendiğiniz bir modelse eğer ki alabilirsiniz. Yani ben kalitesiz demiyorum tabii ki. Kesinlikle alabilirsiniz ama sadece aralarındaki farkı görmenizi istiyorum. Bu yanda kabzesindeki yan görünüşte bu şekilde. Sallanmalar çok fazla soruluyor. Sallanmalara da bir gelelim. Şu şekilde sallandığı zaman ses geliyordur. Duyduğunuz gibi arkadaşlar sallanma mevcut. Yani şöyle buna da bakalım. Hiç sallanma yok. Hiçbir şekilde sallanması yok. Bu yüzden arkadaşlar bunda da bir fark var. Şimdi bıçakların arasındaki farka gelecek olursak yani benim kendi tamamen kendi görüşüm olacak. Şöyle odaklayalım. Şimdi bu arkadaşlar bıçakların arasındaki kalite farkları şunlar. Birincisi mekanizma. İkincisi logolar. Üçüncüsü dokunuş hissiyatları. Dördüncüsü kilit mekanizmaları. Beşincisi çelikten bahsettim mi? Bahsetmedim büyük ihtimalle. Beşincisi çelik. Altıncısı buradaki vidalar. Yani çok fazla fark var arada. Ama yani bu bıçak kalitesiz denilmez. Bu bıçak aşırı kaliteli ama bu bıçak da kaliteli. Yani elinizde kalacak bir ürün değil. Sadece hani Halo 5 modellerine çok benziyor. Ben hani alayım falan diye davranmayın. Sadece arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim. Yani bir bıçak modeli olarak bakın. Hani bu yüzden tavsiye edebilirim bir bıçak modeli olarak. Ama tabii ki de Halo 5'e benzeyen tek yanı sadece mekanizma ve şuradaki görünüş yani bu kıvrımlar. Bir de namlu.
Yani farklı bir şey. Halo 5 modeline benzemiyor. Herhangi bir özelliği yok başka. Ama benim açımdan ürün hani fiyatına tamamen uygun, güzel bir ürün. Birçok kişinin alabileceği kaliteli bir ürün. Tabii yandaki de koleksiyoncuların maddi durumu biraz daha iyi veya iyi olmasa da çok isteyen koleksiyoncuların alabileceği bir ürün. Ben ikisini de çok fazla beğendim. Umarım siz de ikisini çok beğenmişsinizdir. Herhangi bir anlatmadığım bir şey yok. İkisi de zaten paslanmaz çelik ama bir tanesi sadece El Max. Bu yani. Şu şekilde bıçaklarımızı açalım. Bu şekilde açmak aslında çok zararlı. Gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde açılıyor zaten bıçaklarda. Şöyle. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.